Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın yurda gelişleri devam ediyor. Kapıkule sınır kapısına gelen gurbetçi vatandaşlarımız bugün ayrı bir sevinç yaşıyor. Çünkü bugün Arife günü. Gurbetçi vatandaşlarımız Kurban Bayramı'nı evinde kutlamanın mutluluğunu yaşayacaklar. Adım Yakup, Almanya'dan geliyorum. Arafe günü Türk milletine ve bütün sıla yolcularına mübarek olsun, hayırlı olsun. Yolculuğumuz ağır geçti her zamanki gibi. Ama Türkiye'ye gelmemiz bütün acılarımızı, bütün stresimizi, bütün sıkıntımızı dindirdi. Çok şükür vatana vardık, çok şükür ayak bastık. Bütün sıla yolcularının memlekete eriştiğinden dolayı hepsini kutluyorum. Hayırlı tatiller, hayırlı izinler, hayırlı bayramlar diliyorum. Ya hasret bizim için, Avrupa'daki Türkler için hasret bambaşka. Türkiye'deki insanlarla kıyastırılmaz. Bütün sene çalışıp bütün izinimizi burada geçiriyoruz. O yüzden çekilen çileye değiyor ama gurbet işte. Bayramda sonuç. Ailenin yanındasın inşallah. Yakup. İnşallah abi. İnşallah bayramda ailemizin yanındayız. Nevşehir'e gidiyoruz abi. Çok selamlar Yakup Bey. Eyvallah. Teşekkürler. Polisim size de abi. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindenim. Almanya'da yaşıyorum. Memleketimizi görmek için 3 gün önceden yola çıktık. Kısmet bugüneymiş. Ama gerçekten yolda eziyet ediyor be kardeşim. Gelinecek, görülecek gibi değil. İmkansız. Abi Bulgar tamamen yolları kapatmış. Yani ekstra bir çalışma. Öyle bir çalışma değil. Düşün, buradan Ankara'ya kadar adam çalışma yapmış. Ve umlaytunk yapmış, yani aktarma, ya yol yok, adam dağa vermiş, bir gidiş bir geliş yok. Burası çok iyi, iyi ya, çok iyi, iyi. İki çok tane şerit açıyorlar bilerek, yani sadece bize. Çünkü neden aynı şeyi daha önceki gümrüklerde yapmıyorlar? Ne kadar Türk vatandaşının olduğu gümrükler geldiği zaman, çünkü biliyorlar ki Bulgar tarafından bir tek biz geliyoruz. Ben de Senem Efe, Almanya'da doğdum büyüdüm. Biz hasret ne demek? Hasret çok. Yani ben her sene geliyorum. 7 senedir eşim oluyor. Ve 7 senedir gelip gidiyorum. İnan kim çeker bu yolları? Ama ben çekiyorum. Çünkü biz memleketimizi çok ama çok seviyoruz. Yemin ederim vatan, Tayyip Erdoğan. Ya gerçekten kimse belki onun kıymetini bilmiyor ama gerçekten iyiyiz. Yani gerçekten bizim gibi memleket yok. Bizde merhamet var, bizde yardım var. Ya bizde insanlık var.